Mehmet Aydın'a gün biterken devam ediyor. İkinci bölümündeyiz ve ikinci bölümünde de çok değerli bir konuğum stüdyoda Sayın Ahmet Yenilmez'le birlikte olacağız. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Bizi izleyenlere, değerli kardeşlerimize, büyüklerimize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Malum çok acılı günler yaşıyoruz. Evet. Çok Cenab-ı Allah'ın çok ağır imtihanını yaşıyoruz. Bize evet, nasip evet, etti. Evet. Ama ben bir şey söyleyeyim. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Kınalı kuzularımıza yine ekledik. Bu toprakların kuzusu hiç eksik olmaz. Kimisi ana kuzusu olur. Kimisi böyle anasının kınaladığı kuzu olur. Ve onu da şehitlik makamıyla taçlandırır. Belki bir sanatçı şımarıklılığıyla algılanabilir ama ona sığınarak arz etmek istiyorum. Bugün itibariyle her bir vermiş olduğumuz şehit Çanakkale'ye bence işlenmeli. Evet. Yani şu süreçten sonra vereceğimiz şehitlerimiz özellikle Çanakkale'de bir köşeye işlenmeli. Niye? Çünkü 100. yılını heyecanla beklediğimiz, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olduğuna inandığımız, sanayi devrimini gerçekleştirip endüstrileşme süreci içerisinde vahşileşen kapitalizmin önüne kattığı masum, mazlum, İslam coğrafyasının 100 yıl önce nasıl parselenme hesabının icraata geçirildiği bir başlangıcın, nasıl destansı bir karşı koyuşla da dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zaferi ecdadımız bize bıraktı. Biz bunu kutlayacakken bunun 100. yıl eğlencelerini yapacakken Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir laf etti. Dedi ki belki de öngördü. Dünya beşten ibaret değildir. Dünya beşten büyüktür. Evet. Evet, bu belki bir Abdülhamit'in de rüyasıydı. Ama dayanamadı. Çok tevafuktur. Yıldız Parkı'ndaki bugün Gezi Parkı diye tarif edilen parktaki kışlalan hareket eden ordularla indirilmeye çalışıldı. Ama haklılığı daha sonra yaşamış olduğumuz süreçte görüldü. Ve birileri 100. yılında bize bu zaferi kutlamamız yerine final almaya geldi galiba. Evet. Yine aynı coğrafya, yine aynı, bakın çok enteresan bir şey paylaşayım sizinle. Çanakkale'de en çok şehit veren yer neresi biliyor musun? Çok tuhaftır. Geçen de Yenilmez Sanat Merkezi Türk Temaşı Atölyesi'nde bizim arkadaşlarımızla böyle yıllık planlama yapıyoruz. Geldi bir arkadaşım, dedi ki Çanakkale'de dedi hoca dedi en çok şehit veren yer neresi biliyor musunuz dedi. Kastamonu herhalde. Yok dedi, Şam. Çok tuhaf. Evet. Ve böyle bir süreçte başkomutan ve altındaki bürokratik yapı, siyasi iradenin net bir duruş sergilemesi gereken bir dönemde biz bu hali yaşıyoruz. Evet. Şimdi bir şey daha arz etmek istiyorum. Bu akşamki sohbeti belli sac ayağına oturtursak, çünkü benim mesleğim bakmak ve görmek. Tabii. Bunu anlatmak ve ayna tutmak. Belki siyasilerin veya akademisyenlerin tahlilinin dışında bir tahlil yapacağız. Zaten o yüzden burada bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. Evet. Birinci meclis kurulmuştur. Yani Çanakkale destanından sonra milli mücadele başlamıştır. Oradaki gencecik subaylar, Gazi Mustafa Kemal, hani size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen, Kocatepe'de ya istiklal ya ölüm diye aynı emri veren. Fevzi Çakmak kardeşini şehit vermiş. Onların başlattığı milli mücadeleyi idare eden bir meclis vardı Ankara'da. Ve Yunan ordusu ki
bizim o günkü Osmanlı Devleti'nin vatandaşlarıydı. Polatlı'ya dayandığında mecliste şöyle bir teklif verilir. Meclisi Kayseri'ye taşıyalım. Biliyor musunuz sevgili seyircilerimize de dikkat etmelerini istirham edeceğim. Evet. Arka sıralardan Dersim milletvekili Diyapa kalkar, kürsüye çıkar, der ki ağalar, biz buraya ağlaşmaya mı geldik, erkekler gibi vuruşmaya mı geldik? Yüzüncü yılında ve milli mücadelede hedef 2023 olan Türkiye'de bizim Kürt kardeşlerimizin, bizim Bektaşi kardeşlerimizin mecliste temsil durumunda çok büyük bir sıkıntı hissediyorum. Mecliste ben Dersim'den Diyapa gibi bir vekil istiyorum. Evet. Diyapa'nın torunları gibi. Uzlaşmacı, birlik beraberlik. Düşman Polatlı'ya dayandığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de içinde olduğu, belki olurunu verdiği tam hatırlayamayacağım. Meclisin Kayseri'ye taşınmasına ilk karşı çıkan Dersim milletvekili Diyapa. Meclisin kürsüsüne çıkıp biz buraya ağlaşmaya mı geldik? Yoksa erkekler gibi dövüşmeye mi geldik deyip siz gidin diye burayı bekler diyor. Evet. Ben böyle hassas bir dönemde 100. yılda final almaya gelen birilerinin karşısında meclisimde meclisin kürsüsüne çıkıp evet gözümüz arkada olmasın burayı çok isterdim ki Selahattin Demirtaş bekler. Evet. Gözünüz arkada olmasın. Evet. Acı olan bu. Şimdi Selahattin Demirtaş demişken hemen o konuyla devam edelim. İşte çözüm süreci çok iyi bir noktadayken, çok güzel bir şekilde ilerlerken her gün acı olaylar yaşıyoruz. Bugün işte Hakkari Yüksekova ilçesinde maalesef 3 askerimiz şehit oldu. 6 askerimiz de yaralandı. Her günde bu acı haberleri vermeye devam ediyoruz. Şimdi HDP'nin bu noktadaki tavrını siz güzel bir örnekle özetlediniz ama her şey bu kadar iyi gitmişken, %13 oy alınmışken, çözüm süreci güzel devam ediyorken ne oldu Allah aşkına da? Bir sanatçı gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oldu Sarıkamış'ta ne olduysa, milli mücadelede ne olduysa, bundan 100 yıl önce ilk Mısır'a çıkarılan askerler nereye doğru hareket ettiyse, bundan 100 yıl önce sınırlarımız neredeyse ve orada 100 yıl önce ne olduysa aynı şey oluyor. Birilerinin algı operasyonuna geliyoruz. Çok tuhaf bir şekilde. Yani aslında bu topraklar, bu Anadolu coğrafyası bu tür baskınlara alışkın bir coğrafyadır. Bunun adı bir baskındır. Ama işin acı olan tarafı biz bu tür baskınlara hazırlıklı olmalıydık. Yani 1920'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu meclisinin açıldığı günden sonra bu topraklar yeniden formatlandıysa işte bu tür mikrop akışlarına, bu tür hücumlara alışkın olmalıydı. Çok tuhaf bir şekilde şunu arz edeyim. 1980 darbesinin çok ben bunu Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli başkanın belgeselini yaptım. Orada yayınlıyorum. Orada bir ihtilal kararının yani gerekçelerinin içerisinde şöyle bir madde var. Depolitize bir gençlik. Seks, alkol ve o günün gazete tirajlarının isim de veriyorum Tan gazetesinin tirajlarının yükselmesi, fikri gazetelerin dibe vurması. Politika yapmaması. 500 bine varan Gırgır dergisinin 10 binlere düşmesi. İşte istenilen Türkiye profilinin bugün acı neticesi. İnsanımız mensubiyet ve aidiyet duygusunu kaybetti. Çözüm süreci diyorsunuz. Neye göre çözüm? Bir aidiyet ve mensubiyette bir araya gelmelisiniz. Evet. Ki o sizin mihenginiz olsun. O mihenge göre doğru veya yanlış. Şöyle bir süreç vardı. Yani 12 yılda ya da 14 yıl önce Kürtler Kürt olduğunu bile çok daha rahat ifade edemiyorlardı. Üzülüyorlardı, çekiniyorlardı ve bir yani kendi şeylerini söyleyemiyorlardı bile. Bir yerde kendilerine ait bir yazılı basınları yoktu. Bu ülkede AK Parti iktidarıyla birlikte şunu hakkını teslim etmemiz gerekiyor yani.
12 yılda gelinen süreçte işte çözüm süreci ve orada acı dolu annelerin ağlamadığı bir dönem yaşadı Türkiye. Orada yatırımların olduğu bir dönem yaşadı Türkiye. Ve bakıldığı zaman hakikaten biz çatışma falan görmüyorduk, bilmiyorduk. Çözüm süreci adına TRT Şeşler açıldı. Siz çok iyi biliyorsunuz. Basın yayın organlarına destek verildi. Yani bu noktada gerçekten aidiyet noktasında da AK Parti ciddi anlamda onlara, Kürt kardeşlerimize destek oldular. Ama bu destek oluşu, hep konuklarımızla konuşuyoruz, işte Kandil istemedi. Dış mihraklar dediğimiz o üst akıl istemedi ve ondan sonra bu döneme girdi. Çözüm sürecinin başından beri istenmedi bu olaylar zaten. Buna katılır mısınız? Ya şimdi şunu söyleyeyim. Şu biliniyor çünkü bu geçmişte çizmiş olduğum son 100 yıllık profil içerisinde baktığınız zaman bunun birebir iz düşümlerini görebilirsiniz rahatlıkla. Bu Anadolu coğrafyasında, hatta İslam coğrafyasında, hatta dini, dili, ırkı ne olursa olsun dünyanın neresinde mazlum ve masum var ise umudu Anadolu coğrafyasıdır. Anadolu coğrafyasında da bu adalet kavramının yaşayabilmesi için iki tanımın birbiriyle beraber olmak mecburiyeti vardır. Nedir o? Kürtlerle Türkler. Evet. Ne zaman ki İslam coğrafyasında bir proje ortaya konacaktır, emin olun İslam coğrafyasının dağıtılması planlanmıştır. Orada Kürt ve Türk birlikteliğinin arasına nifak sokma ile başlanmıştır işin içine. Şimdi şunu özellikle ben bu akşam program öncesinde de size farklı bir profili konuşalım deme sebebim bu. Bakınız çok enteresan bir ayın içerisinde bulunuyoruz. Lütfen bizi seyreden sevgili seyircilerimiz şu dediklerime dikkat etsinler. Hı hı. Ne olur. Önümüzde 24 ve 25 Ağustos tarihi var. Evet. Ardından da 26 Ağustos tarihi var. Ardından da 30 Ağustos tarihi var. 24-25 Ağustos Ahlat'ta, yani dünyanın en güzel mezarlıklarından birisi, Anadolu coğrafyasında Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in kendini nasıl tarif ederse etsin, hepimizin tapu senedi var. Hı hı. O dikilmiş taşlar. Orada Kürt ve Türk kardeşliğinin temelinin atıldığı bir yıl dönüm var. 24-25 Ağustos Ahlat. Roman Diyojen elçisini yollar Salahaddin Eyyubi'nin dedesine. Hı hı. Der ki git söyle o Kürt beyine, kendine sultan dedirten o adamın yanında benim safım karşısında, benim safımda yer alırsa onu zengin ederim. Yok, kendine sultan dedirten o zatın yanında olmayıp tarafsız kalırsa ona dokunmam. Üçüncüsünü demeyeyim. Bunu elçi iletir. Ve o Kürt beyinin dediği enteresan bir şey vardır. Belki üçüncü de hani onun yanında olursam beni yok edersin değil mi der. Ben bir istişare edeyim. Ve aşiretine, artık obasına geldiğinde beylerini toplar ve şunu sorar. Birinciyi ve ikinciyi kabul ettiğimizde de cehennemdeyiz. Ve bizim bir birlikteliğimiz, dünya ve ahiret kardeşi ahitimizin üzerinde ittifak ettiğimiz bir yıl dönüm var. Hemen akabinde de o akdin gereği o Roman Diyojen'in ordusuna karşı durduğumuz Sultan Alparslan'ın "Ya Rabbi nefsime uydumsa bizi helak eyle ama niyetimiz senin rızanı kazanmaktan gayrı bir şey değildir. Niyetimizde halissek bizi muzaffer eyle" deyip beyaz kefeniyle gaza meydanına çıktığı Malazgirt'teki kutlama var. Bir yanlışı düzeltmek lazım. Malazgirt ne Türklerin tek başına ne Kürtlerin tek başına bir zaferi değil. Ortak hikayenin adıdır Malazgirt. Evet. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir milletin zaferidir Malazgirt. O yüzden çok teşekkür ediyorum.
ben çok kısa bir sürede, burada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de millet adına bir teşekkürü borç biliyorum. Dedi ki, Milliyetçi Hareket Partisi, biraz önce tarifini yaptığım, ben Akif misyonunu temsil ediyorum mecliste. Ben işte Mustafa Kemal'in, Fevzi Çakmak'ın geçmişini temsil ediyorum. Ancak ve ancak bu çatının altında Diyapa duruşunda bir milletvekili olursan, ben seni muhatap alırım. Ve iktidardaki partiyi de acımasızca eleştirmesine rağmen bir şeylere de mecbur bırakmadı. Bu milletin bu seçimde en büyük kazancı budur. Evet, biz enteresan zamanlarda bir arabaya gelebiliyoruz. Evet. Bunu biz çok enteresan bir şey, Hasan Çağlayan abimiz vardır bizim Muhsin Yazıcıoğlu Başkan'ın yol arkadaşlarından, eski Çorum milletvekillerimizden. Oraya röportaj alırken şunu dedi. Dedim, başkanın ölümü sana ne hatırlattı? Çok enteresan bir şey söyledi, biraz önce söyledi. Biz bir şey için bir araya geliyormuşuz dedi. 28 Şubat'ın paşaları oradaydı dedi. Ona işkence yapanlar oradaydı dedi. Ben bir umudu orada taşımıştım. Bir de bu süreç içerisinde. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Yaşamış olduğumuz bu süreci ekranları başındaki kardeşlerimiz, hele hele bir erken seçim olur ise, evet, ki ben erken seçimi bir milli seferberlik olarak görüyorum. Olaylara bu açıdan bakmalarını istirham ediyorum. Çünkü şu anda başladığı müthiş bir algı operasyonu var ülkemizde. Sosyal medyada, televizyonlarda, dizilerde, her yerde. Her yerde müthiş bir algı operasyonu düzenleniyor. Sizler de sağ ya olun, bozmaya çalışıyorsunuz ama ne kadar gücümüz yeter bilmiyorum. Çünkü çok profesyoneller, çok ileriler. Yani bizim çok acil başka şeyleri konuşmamız lazım. Kendimize özgü yazılımı konuşmamız lazım. Kendimize özgü falan filan şunu, yani. Şunu sorayım. Sanatçı siyaset konuşmalı. Ben hep bunun... Tabii ki konuşmalı. Ben hep bunu savundum. Ama işte sosyal medya, sizin de ifade ettiğiniz şeylere baktığımız zaman... Sanatçı sanki siyaset konuşmamalı diye böyle bir algı var. İşte sana birisi bir tweet atmış mesela, aklımda kaldığı için söylüyorum. Hemen buradan da açarız diye söylüyorum. İşte orada o platformda bu akşam sanatçının haklarını konuşsanız da falan gibi böyle bir... Ona da geleceğim. Şimdi siyaset, ben de evde otururken şunu düşündüm. Dedim ki ya şimdi biz burada sanatçının haklarını konuşurken bile... Siyasetin normal ilerlediği yerde sanatçının haklarını konuşabilirsiniz değil mi? Yani hükümetin düzgün işler yaptığı bir yerde sanatçının haklarını konuşabilirsiniz. Ya da ülke normalleşme sürecine girdiğinde bunu konuşabilirsiniz. Size bu eleştiri geliyor mu? Bugünlerde çok siyaset yapıyorsunuz, siyaset konuşuyorsunuz. Niye konuşuyorsunuz kardeşim? Derdim var. Git dizilerde oynasana diyen var mı? Yani... Bakın bizim dışımızdaki toplumlarda biraz önce bir şey söyledim. Biz mensubiyet ve aidiyetimizi kaybettik. Samimi söylüyorum. Evet. Yani insanın biyolojik vücudunda nasıl bağışıklık sistemimiz çöker ve bir sineğin kanadından aldığı yelle hasta olup ölme ihtimali bile ağır gripli olursa, evet, kültürel bağışıklık sistemimiz çökmüştür bizim. Bütün mesele budur. Ya çok enteresan bir şey. Ben Akif oynadım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Mehmet Akif Ersoy'u biz sahneye aktardık ve yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 81 vilayeti bir oyunla dolu. Ne güzel. Ve Hakkari'de biz Ahmet Türk'ün mitinginin olduğu saatte Atatürk Kültür Merkezi'nde 300 kişilik salonda 500 tane Kürt, Alevi, Bektaşi nasıl görürseniz görün çocuklarımıza, gençlerimize Akif oldu. Asıl tablomuz bu bizim. Yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Benim işim ayna tutmak. Bu ya arkadaş, birileri çıkıyor Gezi Parkı'nda Orak Çekiç elinde bu toprakların birlik ve beraberliğinin temeline dinamit koymuş bir takım ideolojik liderlerin resimleri, benim bu ülkemin milli kurucusunun adını taşıyan kültür merkezinde günlerce, haftalarca asıyor ve bunu orada indirilmemesi için tomaların önüne duruyor. O sanatçı oluyor.
Ben evim ocağım yanıyor. Ecdadım iki tane dedemi şehit verdim ben. Evet. İki tane dedemi. Dedemin mirasını, evimi, ocağımı, yakılmaya çalışılan, talan edilen evimi, ocağımı korumak için çıkıp evet be ne oluyor demeyeceğim. Şimdi bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Biz hep ötekileştirildik. Böyle bir algı var. Hep ötekileştirdik. Bize bir görevmiştiler. Dizilerde oynar. Hele de bizim gibi böyle mahallenin delisi olan. Ha şunu söyleyeyim bu lafı söyleyenlere. Bizi mahallemizde de ciddiye almazlar. Yani bunları konuşuyoruz. Şimdi kuvvetli ihtimal sağ partilerimizin mensupları ya yine bizim artist çıktı konuşuyor diyecekler. Samimi söylüyorum bunu. Çünkü bunları sene 2006 bu ülkenin en düşük bütçesiyle biz Kınalı Kuzular diye bu ülkenin bir tiyatro sanatçısı sadece oyunculuktan başka geliri olmayan bir adam yalvara yalvara Kınalı Kuzular diye bir dizi çekti. O dizinin 5. 6. bölümünde Üç Pınarlı Ali bölümünde esir düşer bizim kahramanlarımız. Biri de Rum'dur. İngiliz subay der ki vav İsa'nın torunu der. Sen der nesin? Ben Ermeniyim der. Ermeni, Rum, Türk ne fark eder? Hepiniz Asyalı değil misiniz? İşte bugünleri hazırlamak için. Evet. Çünkü bizim kuşak, bendeniz ve benden önceki kuşak çok şey yaşadı. Ve biz benden önceki kuşaktan çok şeyler dinledik. Tıpkı bugünleri dinledik. Biz abilerimizden Sovyet Rusya 2000'li yılları görmeyecek dediler. Herkes bizi aşağıladı, ötekileştirdi. Biz 2000'li yıllar komünizm çöktü. Bu coğrafyada böyle planların olacağını söyledik ama inandıramadık. Ne eksiğimiz var? Ha dedik de kardeşim biz de söylemlerimizi bir takım yerlerde temsil edebilecek adamları seçemedik. Evet. Ve ortalık o kadar boş kaldık. Ya bu ne demek arkadaş? Bakın küçümseme adına söylemiyorum. Ne olur benim inancım insanın doğuştan elde etmiş olduğu haklar tartışma konusu yapılamaz. Bu bir insanlık suçudur. Çünkü doğuştan verilen hakları Cenab-ı Allah verir. Evet. Bu küçümsemek için söylemiyorum. Bir futbol maçı için, bir marjinal hareketler için bu ülkede binlerce kişi sokağa dökülüyor. Yahu 1980'li yıllarda Bulgaristan'da soydaşlarımıza yapılan asimilasyon zulmünün karşısında gecenin saat 1'inde Taksim Meydanı'nda yüz binlerce kişi toplanmıştı bu ülkede. İzmir Meydanı'nda o dönem bizim Bekleyenler isimli Bulgar zulmünü anlatan hemen apar topar sahneye aktardık. Binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda gecenin birinde miting yapmıştı. Hı hı. Ya bu ülkeyi yönetenler, bu ülke için yönetime talip olanlar şunu görmüyorlar mı? Bu ülkenin bağışıklık sistemi, aidiyet duygusu, mensubiyet duygusu çöküyor. Bunda sadece iktidarın suçu yok. Evet. Bu bir iktidar meselesi değil. Ama şimdi şurada da hemen araya girerek söyleyeyim. Mesela sizin bu söylediğiniz şeylere paralel olarak bakıldığı zaman işte bu terör olaylarında Sayın Davutoğlu tüm partilerin ortak bir tavırla bütün bu terör olaylarına karşı birlik beraberlik mesajı vermesi ve bu olayları lanetlememiz lazım diye böyle bir açıklaması oldu. Bir tek buna yanaşan diyeyim daha doğrusu söylemde bulunan CHP oldu. Kılıçdaroğlu oldu ve hatta Sayın Davutoğlu Kılıçdaroğlu'na bir teşekkür etti. Bu teşekkürü de farklı bölgelerden farklı şekilde algıladı. Ama aynı Kılıçdaroğlu da Batı Barış Mitingi adı altında her gün şehit verdiğimiz bu ülkenin kurucu iradesi olarak kendini gören Cumhuriyet Halk Partisi olarak adı Barış Mitingi ama orada o mitingin içerisinde kaç tane ertesi gün askerimizi, polisimizi, bu ülkenin insanlarını, bu ülkenin Kürdünü, Lazını, Çerkesini, Alevisini, Sünnisini, herkesi öldürecek insanların olduğu yere de milletvekilini gönderdi. Şimdi bu ne yaman çelişki ağam bana söyler misin? Evet. Şimdi benim yırtındığım o. Yani bir algı operasyonu yapılıyor ya birileri dağda yani gece geliyor televizyon ekranlarında pudralanıyor, makyajını yapıyor. Ekranlarda eline de bağlama veriliyor. Evet. Gündüz
O bağlamalar bir kenara bırakılıyor. Belki de o kanalların makyaj odalarına bırakılıyor. Ertesi gün bir yerlerde arıza endam ediyorlar. Şimdi anlatmak istediğim bu zaten. Sanırım o terörün lanetlenmesi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteği olması lazım. Yok muydu? Yani o noktada yoktu. Tabii ki terör lanetleniyor ama birlik zaten beraberlik de, noktasında. Desteklerdi onlar. Birlik yani, beraberlik noktasında desteklerlerdi. Bir eksikliğimiz vardı dedi. Ben şunun karıştırılmasını istemiyorum. Yani bazen bazı süreçler kahramanları tarafından zuhur ettirilmez. Bazen bazı süreçleri sizin elinizde değildir. Bazı süreçler gelir ve sizi kontrolü altına alır. Nedir bu? Yakın zamanda 7 Haziran'da yaşamış olduğumuz seçim. Ben alandaydım, İzmir'deydim, Manisa'daydım, Erzurum'daydım, Ordu'daydım, Giresun'daydım. Bu tablo başka bir şey söyledi bize. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu tablo bir AK Parti iktidarı olsun olmasın kavgası falan değil. Bu tablo dedi ki, ey insanlar, ey bu ülkede siyasete ve yönetmeye talip olanlar, şöyle bir durun, bir nefeslenin, bir böyle bir dinlenin, kendinize gelin, elinizi yüzünüzü yıkayın, abdest tazeleyin, bir kendinize gelin. Çünkü bundan sonraki süreç çok daha zor. Bakın yani yüce dinimiz adına arkadaşlar, Suriye sınırları, hemen Irak-Suriye sınırlarımızın içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşığı Veysel Karani'nin türbesi havaya uçuruldu. Evet. Bir çok mübareğin türbesi, ya ecdadımız Süleyman Şah büyüğümüzü korumak ve oranın bir zeval gelmemesi için yüreğimiz ağzımıza geldi. Hı hı. İşte dedi ki seçmen, çok enteresan bir süreçten geçeceksin. Yani bu toprakların insanı bunu gördü aslında. Hı hı. Nefeslenin, bu aslında bir iktidar tayini değildi, size bir nefeslenme süresiydi. Erken seçim. Peki elzem. Şimdi erken seçim diyoruz. İlk önce şunu da sorayım, bir sanatçı gözüyle bunu da değerlendirirsen. CHP ile AK Parti arasındaki süreç Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da ifadesiyle siyasetin yumuşaması adına önemliydi dedi. CHP liderinin de bu anlamda önemli mesajları oldu ve birlik beraberlik noktasında en azından siyasetin yumuşaması için güzel görüşmeler yaptık dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon kurabileceğini ta başından beri yani sorulsaydı %0 derdim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olabilme değil, orada farklı yapılar var partinin içinde. Buradan değerli dostlarımız bir partinin iç işlerini konuşuyor konumuna koymasınlar bizi. Bu ülkede yönetilen olduğumuz için konuşuyoruz. Bir de sanatçı konuşmalı yani. Büyük bir ihtimalle AK Parti ile, çünkü AK Parti'nin ilkeleri var şimdi. Başlattığı bir süreç var, ödediği bir bedel var, verdiği bir emek var. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tartışma konusu yapacak mısınız? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi sana bunu birileri gündeme getirtmeyecek mi? Üçüncü havaalanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sahtim halinde destekleyen birileri. Hadi bakayım. Şu üçüncü havaalanı, kuşlar uçuyor. Hani yeri tartışmalı falan. Bunları bir gündeme getir demeyecek mi? Bunu yani bir bölünmenin beklediği bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Hı hı. Koalisyon kursaydı. Kurmasaydı şöyle, da bir sıkıntı vardı. Orada yani, enteresan bir denklem var, onu söyleyeyim de. Yapılan bir araştırmaya göre, en son hatta araştırmalardan bir tanesi, AK Parti'nin tabanı %11 CHP ile koalisyon yapın diyor. Yani AK Parti seçmeni. Hatta kurmayın diyor, %11. Kurulmasın CHP ile AK Parti diyor. Ama CHP tabanı CHP'nin seçmeni de diyor ki %54 AK Parti ile kurun diyor. Yani CHP'de CHP'ye oy vermiş seçmen diyor ki %54 seçmen diyor ki AK CHP'li Parti ile seçmen. Evet, CHP'li seçmen diyor ki AK Parti ile %54 oranında oy kurabilirsin. Arada uçurumlar var. CHP istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi baktığınız zaman farklı üslup ve farklı yerlerden beslenir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani daha doğrusu solda ciddi bir liderlik ispatı süreci yaşanıyor uzunca bir süredir.
Ama merkez sağ bunu bu tür dönemlerde çok rahat atlatıyor. İşte Adnan Menderes peşinden, Süleyman Demirel peşinden, işte rahmetli Turgut Özal peşinden, Sayın Cumhurbaşkanı peşinden. Bu şekilde o süreci iyi. Niye? Çünkü bir iddia ile, hep bir sevda ile gelir. İşte Adnan Menderes yollardan bahsedilir, işte imar çalışmalarından, işte merhum Süleyman Demirel'in barajlarından bahsedilir. Ama baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde neyle hatırlanıyor? Şimdi benim rahmetli dedem köy enstitüsü mezunudur. Evet, çok önemli köy enstitüsleri yani. Şimdi rahmetli dedem mezun olunca köy enstitüsünden köyüne yollamışlar. Köyünde okul yok. Garibim de gelmiş. Ya köyde cami de yok. Tabii o dönemin yeni devrim, yeni alfabeye geçirmiş. Üst kata cami yapmış, alt kata da okul yapmış. İsmet'in önünden ilk kınama cezası. Yani üstte cami, altta okul yaptırdığı için. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet yönetme, Anadolu insanının faydasına olabilecek bir hatırası, bir şeyi yok. Bir efendime söyleyeyim CV'si yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet yönetme CV'si zayıf. Evet, yani o anlamda bir sıkıntı var. Peki şimdi şeyi soralım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu soralım bu durumda. Şimdi özellikle bakıldığı zaman 7 Haziran akşamında Devlet Bahçeli'nin kesin bir tavırla biz ana muhalefet olmak istiyoruz. Biz herhangi bir koalisyon içerisinde olmayız demişti. Ama tabii günler günleri kovaladı. Ülke hükümetsiz kalmasın diye elini taşın altına değil, hatta gövdemizi taşın altına koyuyoruz açıklamaları geldi Devlet Bahçeli'den. Biz ülkenin hükümetsiz kalmaması içerisinde bir çaba gösteriyoruz dedi. Neticede Sayın Davutoğlu'nun çağrısına cevap verip pazartesi günü saat 14'te de bir görüşme var ülke adına. Şimdi tabanlara baktığımız zaman o tabanlar bambaşka. Tabanlar birbirini biliyor. Tabanlar birbirine aşina. Ve 3 aşağı 5 yukarıda birbirlerinin görüşlerine saygı duyan taban açısından baktığımız zaman. Tabii ki uzlaşılmayan konular var. İşte çözüm süreciyle ilgili uzlaşılmayan konular var. MHP ile AK Parti arasında bazı uzlaşılmayan konular var ama bir sanatçı gözüyle bir de Milliyetçi Hareket Partisi'ni bilen biri olarak sorayım size. Oradan bir koalisyon çıkar mı? Şimdi şunu özellikle bir belirtmekte fayda. Ben tarafım. Şimdi öyle bir soru sordunuz ki bana. Ya estağfurullah. Bir tarafta sol yanımda yüreceğimin üzerindeki bir yarayı kanattınız. Bir tarafta bir yumuşak karnım, oraya dokundunuz. Değişik bir soru oldu yani. Ana problem zaten ülkücü hareketin, ülkücü iradenin. Yani bu ülkenin milli duruşunun adıdır ülkücülük. Evet. Ülkücülük bir duruşun adıdır, bir resmin adıdır. Bir ideolojiden ziyade, bir dünya görüşünden ziyade, samimi söylüyorum, herkes ülkücü olabilir. Evet. Samimi söylüyorum. Yani bir duruştur. Nasıl bir duruştur? Çok tarifi olan bir duruştur. Çok tarifi var. Çok tariflidir. Onun için bizim ülkücülaşlarımızın 20'si bir arada olsun, bir kağıt kalem dağıtın. Bize bir ülkücülük tarifi yazın deyin. 20 tane farklı tarif çıkar ama o yollar hep aynı yere çıkar. Vatanın ve milletin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü. Evet. Ezan-ı Muhammediye'nin daha gür bir şekilde çıkması. Kısaca tek cümleyle Nizam-ı Alem İlahi Kelimetullah davasının davacısı. Bu bir resmin adıdır. Şimdi böyle bir resmin adının siyasi temsil noktasında bu süreç ve bundan önceki süreçte birçok mahvilin dillendirdiği şeyleri çok daha erken dillendirmeliydi. Ki bu süreç aslında öyle de olmazdı. Evet. O ayrı bir şey. Onu bir yere koyalım. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Muhsin Yazıcıoğlu'nun olduğunu bir düşünün. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek başına Sivas'tan bağımsız olarak seçilmiş bir Muhsin Yazıcıoğlu var. Bu süreç böyle mi olurdu? Kuvvetli ihtimal zaten kendisi ya Bingöl Genç'te olurdu. Samimi söylüyorum bunu. Bu şu anda ekranları başında seyreden gençli kardeşlerimiz ya orada olurdu. Ya bu sürecin bu hale gelmemişti zaten bu süreç. Şimdi gelelim koalisyon görüşmesine. Sayın Devlet Bahçeli Bey ben eskiden tanırım. Benim başkanlığımı, genel sekreter yardımcılığımı yapmıştır. Biz birçok seçim çalışmalarında
kendilerini anons etmişimdir, beraber seçim çalışması yapmışımdır. Kültür sanat faaliyetine de en duyarlı büyüklerimizden, abilerimizden biridir. Saygılarımı buradan sunuyorum. Bu beyefendiliğiyle tanınır Devlet Bey. Ve o yüzden Devlet Bey'e Devlet Abi der herkes. Ve beyefendiliği, o kibarlığı. Ama bu süreçte kullandığı dil beni rahatsız etti. Yani beni rahatsız etti. Yani bizim... Mesela hangi açıklamaları? Bizim mesela, bizim jargonun mesela, biz eskiden bizim abilerimiz bize derdi ki sakın ha yanında dişisi olana dokunmayacaksınız. Ya abi işte bizi geçen akşam berbat ediyor. Yok. Bizim kendimize ait bir duruşumuz, bir söylemimiz vardır. Mesela biz düşmanımız bile olsa, evimize, hanemize sığınmışsa canımızı veririz, onu teslim etmeyiz. Evet. Biz yanında dişisi olana saygımızda kusur etmeyiz, düşmanımız bile olsa. Biz düşmanımız bile olsa mahremine konu yapmayız. Yani evladına, ailesine, anasına, babasına şey yapmayız. Şimdi benim Devlet Bey'in, Sayın Genel Başkan'ın daha seçim yeni bitmiş, basından takip ettim. Dedi mi demedi mi bilmiyorum. Ver Bilal'i, al iktidarı. Evet yani, yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na çok ağır hakaret ettiklerini biliyoruz. Yani gerisini geçiyorum. Yani Türk siyasetinin kendine ait dilleri vardır. Bazen şeyi zorlar, sınırı zorlar falan ama. Onlar farklı duruşlar. Farklı ama yani ben bir babayım. Ekranlar başında baba olanlar var. Bu böyle bir zamanda, böyle bir vakitte, böyle bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde bu dil olmamalıydı. Bir de evet bu dili kullandı işte diyeceksiniz ki ama canım şey de oldu meclis başkanlığında. Ya işte o meclis başkanlığının seçimindeki duruşu keşke o duruşun dili kullanılaydı. Yani yoksa ben ana muhalefet partisi o görevini kendime biçtim çok haklıdır diyebilir. MHP hükümet bile kurabilir şu anda. Evet. Biliyor musunuz? Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bey'in mümkün gözükmemekle birlikte ya matematiksel olarak kurabilir. Evet. Şimdi bu süreçte koalisyon çıkmayabilir. Ben şundan eminim. Milliyetçi Hareket Partisi hassas dönemlerde üstüne düşeni yapmıştır. Sayın geçen dönem Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Bey'in seçilmesi döneminde de tabii, tabii. yapmıştır. O kendinden, o kendi duruş DNA'larından gelen şey vardır. Başörtüsünde yapar yani. Ama Milliyetçi Hareket Partisi son dönemlerde aklını teslim etmek lazım. Aynen. Evet. Ben bu dönemde de bir seçim hükümeti şeklinde mevcut hükümeti. Çünkü çok güzel bir şey. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi burada çok güzel, benim hoşuma giden bir şey var. Biraz önce belki çok tekrara düşüyorum ama yok keşke bunları başkaları da dinlendirse bunu. Milliyetçi Hareket Partisi dedi ki ben Dersim'i çok seviyorum. Dersim demez belki, Tunceli'dir. Bingöl zaten şehit belediye başkanımın olduğu yer. Malatya şehit belediye başkanımın olduğu yer. Ağrı şehit il başkanımın olduğu yer. MHP il başkanı Kılıç Arslan. hayırla rahmetle yad ediyorum hepsini ve bütün cümle şehitlerimizi. Ben oraları seviyorum. Oralar için şehit verdim, şehit olurum. Amma ve lakin Diyapağan'ın duruşunu sergilemeyen bir siyasi iradeyi ve tecelli eden sonucu da tanımam dedi. Ben bundan sonra bunun zorlanmaması gerektiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir erken seçime mevcut hükümetle tabii ki istekleri de olacaktır. Şimdi zaten ona bakıldığı zaman Ahmet Bey, zaten bütün siyasi partilerden şöyle bir açıklama geliyor. Yani biz siyasi partiler diyor ki hepimiz erken seçime hazırız. Hatta işte CHP dün bir açıklaması vardı. İşte broşürlerini bile bastırdıklarını. İşte HDP'nin bile işte seçime hazır olduklarını, yeniden sandığa gidebileceklerini, hiçbir sıkıntı olmadığını. Zaten ona keza Ahmet Davutoğlu teşkilatları toparlayarak yeni bir erken seçimle ilgili bir çağrı yaptığını biliyoruz. Herkesin bu anlamda hazırlıklı olduğunu biliyoruz. Diyelim ki erken seçim oldu ya da yeniden seçim oldu. Tablo değişir mi? Yine bir sanatçı aynasıyla baktığınız zaman olaya şöyle, ne söylersiniz? Sayın Başbakanımıza karşı bir eleştiri var bazen.
Evet. Derler ki işte geçmiş dönemde işte başbakan başdanışmanlığı, sonra cumhurbaşkanı danışmanlığı, sonra başbakanlık süreci içerisinde dış politikayı belirleyen ve idare eden kişi olarak, ki doğrudur, ben kitaplarından tanırım Sayın Hocamı, başbakanımızı, aslında değil. Yani bir Ahmet Davutoğlu Sayın Başbakanımızın götürdüğü bir süreç değil. Burayı da sevgili seyircilerimizin bir dikkat etmesini istiyorum. Evet. İyi ki bu süreç zaten yaşanacaktı. Ahmet Davutoğlu gibi, yani Sayın Başbakanımız gibi bir başbakanın dönemine denk geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da başkomutan olarak, ordunun başında milletin temsilcisi olarak böyle bir devlet idaresine denk geldi. Yoksa evet, samimi söylüyorum bakın. Çok da başka bir... Çok farklı sıkıntılar yaşayabilirdik. O yüzden ben biraz önceki, yani 7 Haziran'da yapılan seçimin bir iktidar, milletin bir iktidar tayin seçimi değil, dur nefesten, bundan sonraki süreç çok ağır olacak, nefesini iyi al, abdestini tazele, bir takım şeylerini gözden geçir. Yani perşembenin geleceği çarşambadan belli diyorsunuz. Bir takım şeyleri gözden geçir. Mesela Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız, yani yarını da tedbir almak lazım. Yani mesela şu çözüm süreci, niye çözüm süreci diyelim? Bizim çok güzel kelimemiz var. Madem abdesti de yeni tazeledik. Evet. Helalleşme. Şeksiz, şüphesiz. Helalleşme. Önce PKK'lılar... Ama zaten bu milli birlik ve kardeşlik... Ama ona bir şey ekleyeceğim. Evet. Önce PKK'lılar Müslüman olacak. Kandil'dekiler önce Müslüman olduğunu deklare edecek. Biz şahit olacağız onların Müslüman olduklarına. Kelime-i şehadet getirecek. Ve tıpkı bu milletin vatandaşına, bu ülkenin vatandaşına, bu ülkenin askerine, polisine, yani bu ülkenin herhangi bir insanın hayatına kastetmiş, suç işlemişler, önce Müslüman olacaklar, sonra tövbe edecekler. Sonra da biz onlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi, hani demiş ya Vahşi'ye, göz hizamdan uzak dur. Ama Ahmet Bey, tabi bakıldığı zaman sadece bu olay PKK terör örgütünün bir olayı değil. Yani yurt dışındaki gizli şer odakları var. Efendim. Kardeşim, onu diyorum zaten. Yani formül bulunmuş, bağışıklık sistemini çökertecek olan mikrobu şey yapmış, keşfetmiş ve zikretmiş bize. Nedir o? Biraz önce söyledik. Anadolu coğrafyasında ve ümmetin birlik ve beraberliğinde, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, bu ülkede ne kadar mazlum varsa tek ümidi Anadolu coğrafyasıdır. Bakın, Almanya'nın dış bütçe fazlası 450 milyar euro mu, euro mu, dolar mı ne? Evet. Yani Türkiye bütçesinin kat kat fazlası, adam fazla veriyor. Onun yaptığı yardımlara bak. Türkiye Cumhuriyeti bütün Birleşmiş Milletler ülkeleri içerisinde en fazla dışarıya yardım veren bir devlet. O yüzden burada sevgili seyircilerimiz, sadece bir Müslüman coğrafyası, sadece canı acıyan Müslümanlar da değil. Yezidisiyle, Ezidisiyle, Rumuyla, Ermeniyle. Çünkü 500 yıl önce İspanya'dan sürülen, Endülüs'ten, o topraklardan sürülen, eski adıyla Endülüs, sonra İspanya'dan sürülen Yahudiler nasıl denizin ortasına ölsün diye atılmışlarsa ve o zaman nasıl benim dedem onlara kapısını açmışsa, çünkü bu toprakların mayasını Salahaddin'in, Eyyubi'nin dedesi Kürt ecdadımız da Sultan Alparslan böyle kurmuşlar. Biz demişler, saygıyla buradan hürmetlerimi arz ediyorum, Diyanet İşleri Başkanımızı bir ziyarete gitmiştim. Sayın dedi Mehmet Görmez. Çok hürmetlerimi ellerinden öpüyorum. Çok değerli bir insan, ümmet için, insanlık için. Durdu sohbetin bir esnasında, dedi ki Sayın Başkanımız, Sayın Yenilmez dedi, Müslümanın düşmanı kimdir bilir misin dedi. Durdum, dedim soruda bir şey var. Bir acayip. Fazla düşünme dedi ya. Müslümanın tek bir düşmanı vardır. Müslüman mı? Zalim. Zalim.
Tıpkı Aliye İzzet Begoviç gibi. O onu biliyordu. Niye? Birleşmiş Milletler konuşmasında kürsüye dayandığı zaman ey Hristiyanlar siz Hazreti İsa'yı üzdünüz. Ey Hristiyanlar siz Hazreti Meryem'i üzdünüz. Siz benim Meryemlerimi öldürdünüz. Siz benim Meryemlerimin hırzına geçtiniz. Döner. Ey Müslümanlar bir gün zalimle mazlum arasında kalırsanız size düşen adaletli olmaktır. Adalet de neyi gerektirir? Zalimin karşısında durmayı gerektirir. Evet. Şimdi evet. Milliyetçi Hareket Partililer, kardeşlerim, ülküdaşlarım, Hafız Esad'ın dostu muydu? Evet. Ben ev arkadaşımı şehit verdim. Bizim dönemin arkadaşları, şimdi ailesi zarar görmesin diye ismini zikretmiyorum. İzmir'de 83-90 arası okuyan ülküdaşlarım bilirler. Soy ismini vermeyeyim de Nevres. Evet. Benim ev arkadaşımdı. Ta o dönem ailesinin tarafından cenazesine gittiği için Suriye'de şehit edildi, idam edildi. Şimdi o yüzden diyorum ki rahmetli Başbuğ şu dönemde ne yapardı? Esad'ı tepelemek için var gücüyle uğraşırdı. Muhsin Başkan onu dedik. Zaten ondan bu. Ve gecenin 3:30'unda arardı derdi ki uyudun mu? Ben Muhsin. Buyurun başkanım. Biz de Bingöl'de gençteyiz. Arkadaşlarla atari oynuyoruz. Senin arkadaşım olduğunu inanmıyorlar. Çocukları toplamış orada. O yüzden bu seçimin, bu dönemin işte şimdi iktidar tayin etme dönemi olduğunu ve bu seçimin diyorsunuz. Erken seçimin bir milli seferberlik olduğunu, bu seçimde biraz parti sağ suplarını bir de biraz böyle hani listelere dikkat etsinler. Yani itiraz etsinler. Eleştirilerden gösteri yapsınlar. Öyle bu adayı niye buraya getirdin koysun desinler. Var ya Sayın Başbakanımızı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Devlet Bahçeli, tüm parti liderlerini var ya böyle nefes aldırmasınlar aday listeleriyle ilgili. Hı hı. Ama bu seçimin ben özellikle bir milli seferberlik seçimi olduğunu ve bu süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milli iradenin hükmünü icra etmeleri. Belirleyecek partiler olduğunu. Milli irade neyi söylemişse o mesaj gereği bu sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, iktidarın rahat seçim yaptırabilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi özellikle güvenlik noktasında iktidara zaten inanıyorum sonuna kadar destek olması lazım. Denetleyici olması lazım. Bir takım daha da zorlandığımız süreçler olacaktır. Çok pis mikroplar da enjekte ediliyor bize. O yüzden bunlara karşı ama bir an önce güvenlik sağlanıp iyi bir erken seçime gitmemiz peki, lazım. Peki şunu söyleyeyim. İyi listelerle. İyi listelerle diyorsunuz. Ne olur tablo değişir mi? Değişir. Yani oy oranları değişir kesinlikle mi? Kesinlikle değişecektir. Yani bu millet... Ama ya, nasıl değişecek onu da ya, merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partililer, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ikaz etmek isteseydiniz, özel proje hazırlasaydınız bu kadar güzel ikaz edebilir miydiniz? Milliyetçi Hareket Partililer, AK Partililer bu kadar az zararla kendi muhasebenizi yapabilecek bir imkan daha elde edebilecek miydiniz? Herkes muhasebesini yapsın. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi o ilk kuruluş dönemindeki ruha döner. Özellikle temsili, 14 yıl önce değil yani mi? O bütün renklerin temsil hakkının kendi içerisinde olduğu bir Anadolu kilimi gibi. Biz aynı kilimi, Anadolu kilimidir. Bizim çok önemlidir. Cenazemizin üstünü örteriz, üzerinde namaz kılarız. Anadolu kiliminin bir desenleri gibi bütün farklılıkları görmesini, o çokluk içinde birliği sağlayacak resmi sunduğu anda ben çok daha çok farklı bir neticenin doğacağına inanıyorum. Böyle bir ümit taşıyorum. Yani o zaman şunu da sorayım. AK Parti'nin oyu artar diyorsun. Artar. Milliyetçi artar. Hareket Partisi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin de aday listesi önemli. Hmm. Yani özellikle bakın Ülkücü Hareket'in bir problemi var. Ülkücü Hareket'in kadrosu artık şişti ve patlatacak yapıyı. Çünkü bizim abilerimizin şunu görmesiyle. Bizim Ülkücü Hareket'in ana problemleri var. Keşke bu konuda bir gün, bir gün yaparız. Yapalım çünkü Ülkücü Hareket'in çok acil bir şekilde
gündeme taşıması ve bu konuda çok büyük çalışmalar yapması gereken acil konuları vardır. Bir kere bir manifesto sıkıntısı vardır. Hmm. Kime ülkücü denir? Ülkücü harekette bir tanım değişimi söz konusu. Şimdi vizyon değişimi de diyebilir misin? Rahmetli Seyit Ahmet Arvasi, Erol Güngör, rahmetli Başbuğ, Muhsin Yazıcıoğlu ve birçok fikir adamlarının meczettiği, kavurduğu bir Anadolu aşuresi, bir tarhana çorbası gibi bir bu milletin bağışıklık sistemini güçlendirici bir devanın devamı mı? Hı hı. Eğer öyleyse bunu net bir şekilde niye millete aktaramıyor? Acaba temsil noktasında ifade edecek ağızlarımı bir yere taşıyamıyor? Bunları ciddi tartışması lazım. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devleti yönetmeye talip olmuş bir partinin de şu ikazı iyi değerlendirip bence bir Anadolu kilimi listesi ortaya koyması lazım. Evet. Baktığı zaman Dersimlisi de, Ağrılısı da, Yozgatlısı da, Ordulusu da, İzmirlisi de, Tekirdağlısı da, evet bu benim kilimim. Bunun üzerinde namaz kılınır, bunun üzerinde yemek yenir, bunun üzerinde her şey yapılır diyebileceği bir resim ortaya koymuş. Çok teşekkürler Ahmet Yenilmez. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programa katıldığın için çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, böylelikle Mehmet Aydın'la Gün Biterken'in bu haftalık sonuna geldik. Hafta içi 5 gün Mehmet Aydın'la Gün Biterken devam edecek. Önümüzdeki haftada 22 ve 24 saatleri arasında Mehmet Aydın'la Gün Biterken'de birlikte olacağız. Efendim yarın saatler 17 ile 24 arasında gündemde öne çıkan gelişmeleri yine sizlere aktarıyor olacağız. Mutlu bir... Efendim? 17'de mi görüşecekler? Pazartesi günü saat 14. 14. Pazartesi günü saat 14'te görüşecekler. Mutlu bir akşam geçirmenizi temennisiyle efendim. Hoşçakalın.